Yani fotoğrafla ilgilenmek isteyenlere öncelikle yakınlarında eğer bir kurs, bir ders veren biri varsa onunla makineyi tanımak, kompozisyon, ışık vesaire bilgilerini almalarını ve çokça fotoğraf gezilerini çıkmalarını. Yanlarında hep fotoğrafla ilgili birilerinin olmasını çektiklerini göstererek aynı zamanda yani o fotoğraf gezilerinin bir eğitsel bir şeyi de var, fonksiyonu da var. Yapmaları gerekiyor ve iyi kötü vesaire diye şey yapmamaları yani başkaları bazen kıskançlıkla bazen gerçekten kötü böyle fotoğraf mı çekilir diyebilir. Ama ya benim gibi bir adam cesaret ettiyse bu işe, onlar da hayda hayda edebilir. Yani ben bir fotoğraf sanatçısı olduğum iddiasında değilim. Ben fotoğrafçıyım diye geziyorum. Ama kendini fotoğraf sanatçısı addeden bir sürü insanın da fotoğraflarından daha iyi fotoğraflar çektiğimi gördüm. O yüzden fotoğraf çekerken bunlara dikkat etmeliler ve özel hayata saygı çerçevesinde fotoğraflarını çekmeliler. Yani yoldan geçerken gördükleri bir yaşlı teyzeyi, bir amcayı çekerken gidip önce izin alıp sonra çekmeliler. Öbür türlü bu özel hayatın ihlali anlamına geliyor. Hem suç hem de etik olarak çok doğru bir iş yapmamış oluyorlar. Ve grupla da fotoğraf çekmeye giderlerse grup aynı yerde çekiyorsa onlar arada bir sokaklara kaçıp sokakları çeksinler. Çünkü grupla gidilen fotoğraflardaki en kritik şeylerden biri de bütün fotoğrafların aynı olması.